Yakın zamanda yapılan bilimsel çalışmalarda bildiğimiz suyun yeni bir hali keşfedildi. Suyun yeni keşfedilen bu haline süper iyonik su adı verildi. İşin en ilginç yanı ise Kur'an'da suyun bu formu açık bir şekilde tam tarif edildiği gibi geçiyordu. Katran gibi su. Rochester Üniversitesi'nin Omega Lazer Tesisi bölümü tarafından yapılan deneylerde çok yüksek basınçta ve çok yüksek sıcaklıkta, ki bu sıcaklık yaklaşık 1726 derecede, su normal sudan 4 kat daha ağır hale geliyor, rengi ve akışkanlığı tıpkı katran gibi simsiyah. Yapılan araştırmalarda ayrıca uzayda Uranüs ve Neptün gibi dev gaz gezegenlerin derinliklerinde suyun bu formu oldukça yoğun bir şekilde mevcut olduğu düşünülüyor. Bunun tespiti bu gezegenlerin iç yapısını dünyadaki teleskoplardan bakarak göremeyiz. Dünyadan milyarlarca kilometre uzaklıkta olan Uranüs ve Neptün'e gidip çekirdeğine uzanan birer sondaj kuyusu açmamız da imkansız. Ancak bilim insanları bu gezegenlerin çekirdek basıncını laboratuvarda üreterek iç yapısını öngörebilmeyi başardılar ve bu deneyle süper iyonik siyah sıcak buzun ne kadar yüksek basınçta ortaya çıktığını tespit edip bundan yola çıkarak da kaç kilometre derinde oluştuğunu ortaya çıkarabiliyorlar. Süper iyonik su adı verilen suyun bu ilginç formu geçtiğimiz günlerde keşfedildi. Ancak 1400 yıl önce Kur'an'da tasvir edilmiştir. Kur'an cehennem sıcağında suyun katran gibi göründüğünü ifade ediyor. Aynen laboratuvarda yüksek sıcaklıkta ve basınçta üretildiği gibi. Ve de ki, gerçek Rabbindendir. Kim dilerse iman etsin ve kim dilerse onu inkar etsin. Biz haksızlık için perdesi onları saracak bir ateş hazırladık ve onlar rahatlamak için ağladıklarında yüzleri haşlayan katran gibi suyla cevap verilir. Ne berbat bir içecek ve ne korkunç bir yer. Kehf suresi 29. ayet. Bu ayette zalimlerin kıyamet sonrası evrenin yepyeni şekillenmiş hali olan ahiretteki bulundukları yer, yani cehennem tarif edilmiş ve çok ilginç bir şekilde akışkan katran gibi bir su ile karşılaşacaklarını bildirmiştir. Oysa dünyada Allah rahmetiyle bizlere suyun merhametli olan yönünü ikram etmekte. İçtiğiniz suyu hiç düşünmez misiniz? Onu bulutlardan siz mi indiriyorsunuz, yoksa onu indiren biz miyiz? Dileseydik onu içilmesi mümkün olmayan tuzlu, acı bir su yapardık. Öyleyse şükretmeniz gerekmez mi? Vaka suresi 68, 69 ve 70. ayetler. Allah'ın yaratma sanatında en önemli güzelliklerinden biri de elbette her şeyi zıttıyla yaratmasıdır. Gece gündüz, soğuk sıcak, yaz kış, artı eksi, kadın erkek, daha saymakla bitmeyecek sayısız zıtlıklar olduğu gibi aynı yaratılan şeyin içerisinde de aynı anda zıt özellik barındırabiliyor. Yaşam kaynağımız olan en birinci nimetlerden olan su aynı zamanda ne gariptir ki zıt özelliğiyle de cehennem içeceği haline bile dönüşebilmekte. Suyla ilgili daha önce bir videomuzu yayınlamıştık. Yoksa su canlı mı? Bu videodan sonra izlemenizi ısrarla tavsiye ediyoruz. Yorumlarda videonun linkini vereceğim. Ya da dilerseniz kanalımızı ziyaret edip birbirinden ilginç diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.